Konguç 10. sınıftan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün fizik dersinde konumuz dalgalar. Ancak konumuza başlamadan önce sizlerle Ocak ayı programına birlikte bakmak istiyorum. Bugün 9 Ocak pazartesi dalgalar konusuyla sizlerle birlikteyiz. Bu ay içerisinde öğreneceğimiz konuları hangi günler hangi konuları dersleri öğreneceğimizi buradaki takvime bakarak ulaşabilirsiniz. Tabii ki de dersimize başlamadan önce yine ödevlendirmemizi de yapmak istiyorum. Çünkü bugün dalgalar konusuyla ilgili temel kavramları öğreneceğiz. Sadece temel kavramları öğreneceğiz. Dalgaların çeşitlerine girmeyeceğiz çok fazla. O yüzden ilk önce sıfırdan ona fizik kitabımızı açıyoruz ve kaldırma kuvvetinden hemen sonra geliyor bakın dalgalar konusu. Kaldırma kuvvetinden hemen sonra sayfa 114, 115, 116, 117, 118 ve 119'u çözüyoruz. Mutlaka buralardaki soruları çözmeyi unutmayalım. Zaten Dalgalarla ilgili temel kavramlar bittiğinde bizi bir konu testi bekliyor. Yine sol tarafta anahtar kelimelerimizin ve konuyla ilgili bilmemiz gerekenlerin olduğu bir kısım var. Sağ tarafta da hemen bu bilgileri kullanarak konumuzu pekiştirmiş oluyoruz. Ardından tabii ki de dinamo fizik kitabımıza bakacağız. Dinamo fizik kitabında da yine kaldırma kuvvetinden hemen sonra geliyor dalgalar konusu. Kaldırma kuvvetiminin bitiminin hemen ardından testra 1 2, 3 4 5 ve ardından bir tane konu tarama testimiz var. Bunları da çözmeyi unutmuyoruz. Yani ne kadar oldu? Hemen bir bakalım. Sayfa 117 ve 122 arasındaki soruları çözmeyi unutmayalım. Peki bugün dersimizde nelerden bahsedeceğiz? Dalgalarla ilgili hangi bilgileri öğreneceğiz? Bunlara bakalım birlikte. Dalgalarla ilgili temel kavramlardan bahsedeceğiz. Yani titreşim ve dalga kavramı. Dalga tepesi, dalga çukuru, dalga boyu, periyot ve frekansla ilgili temel kavramları öğreneceğiz. Burada öğrendiğimiz temel kavramlar daha sonraki yıllarda da mutlaka karşımıza çıkacak. O yüzden burada mutlaka temeli iyi atmamız gerekiyor. Ardından dalgaların ilerleme hızı, uzanın ve genlik ve dalgaların sınıflandırılması ile birlikte bugünkü konumuzu tamamlamış olacağız. Artık hazırsanız dersimize başlayalım. Dalgalarda temel kavramlarla dersimize başlıyoruz. Temel kavramlardan ilki titreşim kavramıdır. Bir cismin bir denge noktası etrafında tekrar eden hareketini biz titreşim hareketi diyoruz. Bu titreşim hareketi kavramını biz 9. sınıfta öğrenmiştik zaten. 9. sınıfta hareket çeşitlerini sınıflandırırken titreşim hareketini de görmüştük öyle değil mi? Titreşim hareketi neydi? Bir denge noktası etrafında tekrar eden hareketti veya şöyle de açıklayabilirsin. İki nokta arasında gidip gelme hareketini biz titreşim hareketi diyoruz. Örneğin burada gitarın teline vurduğumuzda telin yaptığı hareket bir titreşim hareketidir. Çünkü gitarın teline dokunduğumuzda tel ne yapacaktır? yukarı aşağı yukarı aşağı iki nokta arasında tekrar eden bir hareket yapacaktır. Bu yüzden bir titreşim hareketidir. Ya da sineğin kanatlarını hızlı bir şekilde çırpması uçarken neredeyse kanatları göremezsin öyle değil mi? Kanatlar sürekli olarak iki nokta arasında tekrar eden bir hareket yaparlar. O yüzden sineğin kanatlarının hareketi de bir titreşim hareketidir. Veya buraya baktığımızda bir çocuk görüyoruz. Salıncakta sallanan bir çocuğun yaptığı hareket de titreşim hareketine örnek olarak gösterilebilir. Çünkü çocuğun hareketine baktığımızda sürekli olarak ileri geri ileri geri ileri geri tekrar eden bir hareket yapıyor. O yüzden çocuğun hareketi de bir titreşim hareketidir. Titreşim hareketini sakın karıştırmayalım. Yani yalnızca tekrar eden hareket değildir. İki nokta arasında tekrar eden harekettir. İki nokta arasında gidip gelme hareketidir. O yüzden titreşim hareketinin tanımına dikkat edelim. Ardından temel kavramlara devam ediyoruz. Titreşim hareketinin Esnek bir ortamda meydana getirdiği şekil değişikliğine yani aktardığı enerjiye biz dalga diyoruz. Zaten dersimizin konusu da dalgalar. Dalga ne demekmiş? Titreşim hareketi sonucunda ortaya çıkan bir kavram öyle değil mi? Titreşim hareketi sonucunda ortamda bir şekil değişikliği oluyorsa, ortamda bir enerji aktarımı gerçekleşiyorsa biz buna dalga diyoruz. Buraya baktığımızda bir su dalgasını görüyoruz öyle değil mi? Şimdi su dalgası nasıl oluşuyor? Buradaki dairesel su dalgası nasıl oluşacaktır? Durgun bir su birikintisi düşünelim. Bu su birikintisinin üzerine bakın parmağımızı böyle sürekli bandırıp çıkarırsak, bandırıp çıkarırsak ne olacaktır? Etrafa dairesel yayılan su dalgalarını göreceğiz öyle değil mi? Şimdi bu dalgaların oluşum sebebi nedir? Parmağımı sürekli olarak bandırıp çıkarmam öyle değil mi? Parmağımı bandırıp çıkarma işlemi yaparken ne yapıyorum şu anda? Bir titreşim hareketi yapıyorum öyle değil mi? Bir önceki sayfada bahsettik. Titreşim hareketi demek iki nokta arasında tekrar eden hareket demek. Şu anda titreşim hareketi sonucunda ne oldu? Etrafa enerji aktarıldı öyle değil mi? Burada meydana gelen şekil değişikliği ortama aktarıldı. İşte biz buna dalga hareketi diyoruz. Veya burada bir yay dalgasını görüyoruz. Yay dalgasının oluşumu neyden dolayı olacaktır? Bakın burada bir el var. Bu eli biz yukarı aşağı titreştirdiğimizde bakın burada bir dalga oluştu öyle değil mi? Yani biz bir titreşim hareketi yaptık. Yukarı aşağı tekrar eden iki nokta arasında gidip gelen bir titreşim hareketi yaptık ve ortamdaki şekil değişikliği ortam boyunca ilerledi. Yani bakın biz burada bir dalga oluşturduk. Ancak oluşturduğumuz dalga bakın buradan duvara kadar gider. Yani şekil değişikliği ortam boyunca ilerler biz buna dalga diyoruz. Veya ses dalgasını incelediğimizde hava moleküllerinin titreşmesiyle oluşur. Hava molekülleri bakın burada titreşti. Ancak buradan çıkan ses bizim kulağımıza kadar geldi. Demek ki titreşim hareketi sonucunda bir enerji aktarıldı. Yani bakın buna çok dikkat etmen gerekiyor. Çünkü sorularda soruluyor. Deniyor ki hangisi dalga hareketidir? Hangisi dalga hareketi değildir diye sorularda bize bazen bu şekilde sorular sorulabiliyor. Çok dikkat etmen gerekiyor. Her titreşim hareketi bir dalga değildir. Titreşim hareketi sonucunda ortama enerji aktarılıyorsa mesela bakın buradaki su dalgasına baktığında su dalgaları ne yapıyor? İlerliyor. Öyle değil mi? Yani buradaki en uç noktalara kadar bu dalga gidiyor. O yüzden bu bir dalga hareketidir. Veya burada yayda oluşan dalga bakın ileriye doğru hareket ediyor. Yani buradaki şekil değişikliği ortam boyunca devam etti. Bu yüzden bir dalga hareketidir. Aynı şey ses dalgaları için de geçerlidir. Ama bir önceki sayfada gördüğümüz salıncakta sallanma örneği sadece bir titreşim hareketidir, bir dalga değildir. Çünkü çocuğun orada yaptığı hareket yalnızca salıncakla sınırlıdır. Yani çocuk orada salıncakta sallandığı için ortama bir enerji aktarılmamıştır. Ancak buraya baktığımızda bakın, burada meydana gelen titreşim ortam boyunca aktarmıştır. O yüzden bu bir dalga hareketidir. Dalga hareketidir. Dalga hareketidir. Sorularda karşınıza gelecek. Bazen yorumlarınızı okuyorum. Yorumlarda bahsediyorsunuz. Hocam bu kısmı çok uzun anlattınız. Burayı böyle çok detaylı anlattınız. Gençler bakın benim burada size bahsettiğim hiçbir bilgi gereksiz bilgi değil. Okulda öğretmenimiz sınavlarda bize sayısal hesaplamalı işlemler soruyor olabilir. Ancak Birkaç yıl sonra gireceğimiz üniversite sınavında genellikle bu kavramlardan sözel sorular soruluyor. Veya bursluluk sınavlarına giriyorsan, deneme sınavlarına giriyorsan göreceksindir ki fizikten genelde karşına sözel sorular gelir. Ve bu sözel sorulara doğru cevap verebilmen için burada kavramı çok iyi bir şekilde anlaman gerekir. Yani sana böyle boş gibi gelen bir bilgi aslında sana çok şey kazandıracak bir bilgidir. Eşit zaman aralıklarında ard arda oluşturulan dalgalara biz periyodik dalgalar diyoruz. Periyodik dalgalara mesela örnek olarak bakın burada titreşim hareketini sürekli olarak sürdürürsen buradaki dalga hareketi sürekli olacaktır. Öyle değil mi? Mesela burada tek bir tane titreşim hareketi yaptın. Ne olur? Tek bir tane dalga oluşur, değil mi? Ancak titreşim hareketini böyle sürdürürsen, sürekli yaparsan bir sürü dalga oluşur. İşte biz buna periyodik dalga diyoruz. Geçelim bakalım çok önemli dediğimiz bir kavram var. Titreşim hareketi sonucunda enerji aktarılıyorsa bu bir dalga hareketidir. Yani bakacaksın. Titreşim hareketi sonucunda ortama aktarılan bir enerji var mı? ortama aktarılan bir enerji varsa bu bir dalga hareketidir. Enerji aktarılmıyorsa bu bir dalga hareketi değildir. Bu yüzden bakın şu kısım çok önemli. Her titreşim hareketi bir dalga oluşturmaz. Dalga oluşabilmesi için ortama enerji aktarılması gerekir. Dalga hareketi sırasında ortam ilerlemez. Sadece ortam titreşir. Bakın buraya çok dikkat edelim. Şu anda burada bir durgun su birikintisi var. Öyle değil mi? Şu anda kesinlikle akıntı falan yok. Sadece bir durgun durgun su birikintisi var ve bu durgun su birikintisinin üzerinde bir lastik ördek görüyoruz. Buraya bir taş bırakıldığında ne olacaktır? Bu durgun su birikintisinde bir dalgalanma olacak öyle değil mi? Yani burada bir titreşim meydana gelecek. Bakalım şimdi. Burada ilerleyen nedir? aktarılan nedir enerjidir öyle değil mi bakın burada su dalgası yani enerji burada K noktasından L noktasına doğru aktarıldı ancak lastik ördeğin konumuna baktığımızda lastik ördeğin konumu falan ilerlemedi yani burada ortam ilerlemez aktarılan yalnızca enerjidir. Biz bir noktadaki enerji yani bakın burada bir titreşim hareketi oluşturduk öyle değil mi? Taşın düşmesiyle. Bu titreşim hareketi sonucunda oluşturulan enerjiyi aktardık. Kesinlikle ortam falan ilerlemez. Lastik ördek bulunduğu yerden bir yere gitmez. Bu sorularda karşınıza gelebilir. Şimdi bunu pekiştirmek için hemen sorumuza bakalım. Su dalgalarının ilerleyişi ve su üzerindeki topun hareketi şekildeki gibi gösterilmiştir. Buna göre yandaki şekilden aşağıda verilen sonuçlardan hangilerini çıkarabilirsin? Hemen şeklimize bakalım. Bakın burada bir dalga hareketini görüyoruz. Öyle değil mi? Dalga hareketi sırasında ne oluyordu? Yalnızca enerji aktarılıyor. Top bulunduğu yerden bir yere gidiyor mu? Hayır, gitmiyor. Yalnızca topun burada böyle yukarı aşağı, yukarı aşağı hareket ettiğini görürsün. İstersen bunu evinde dene. Leğenin üzerine bir lastik ördek koy. Parmağını böyle çıp 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 bandır, çıkar. Neler oluyor? Bir gözlemle. Dalga enerji taşır. Tabii ki de tüm dalgalar enerji taşır gençler. Dalga hareketinde hareket Dalga hareketinde hareket molekül değil enerjidir. Burada dalga hareketinde hareket eden diyelim hemen düzeltelim. Moleküller değil Nedir? Enerjidir. Doğru. 2 numaralı öncülümüzde doğru olmuş oldu. 3'e bakalım. Topun potansiyel enerjisi sürekli olarak değişir diyor. Şimdi potansiyel enerji ne demekti? Geçtiğimiz yıl öğrenmiştik öyle değil mi 9. sınıftan? Potansiyel enerji dediğimiz kavram mesela yükseklik potansiyel enerjisi vardı. Yerden yüksekliğine bağlı bir kavramdı. Şimdi bu top sürekli yukarı aşağı yukarı aşağı hareket ettiğinde yerden yüksekliği sürekli olarak değişmiyor mu? Değişiyor. O yüzden topun potansiyel enerjisi Enerjisi sürekli olarak değişir. Bu yüzden cevabımız E'dir ne olacak? Şimdi geçelim diğer kavramımıza. Dalga tepesi ve dalga çukurunu görüyoruz. Dalga üzerindeki en yüksek noktaya biz dalga tepesi diyoruz. En alttaki noktaya ise dalga çukuru denir. Bakın şimdi burada bir kaynak var. Kaynakta yukarı ve aşağı tarafa doğru oklar göstermişim. Bu kaynağın titreştiği anlamına geliyor. Burada kaynak titreşirse bir... Dalga oluşuyor. Oluşan dalgada görselde bize verilmiş. Bu dalganın bakın denge noktasına hemen bakalım en yüksek noktasına biz dalga tepesi diyoruz. Denge noktasına göre en alçak olduğu yere ise dalga çukuru diyoruz. Bakın bu bir dalga tepesidir. Bu bir dalga çukurudur. Oldukça basit bir kavram. Hemen bunu da geçelim. Dalga boyu dediğimiz kavram geliyor şimdi. Ardışık iki dalga tepesi veya iki dalga çukuru arasındaki mesafeye biz dalga boyu diyoruz. Bakın bu kavramı iyi öğrenmemiz gerekiyor çünkü sorularda karşımıza çıkacak. Dalga boyu lambda dediğimiz sembol ile gösterilir ve dalga boyu bulunurken tepeden tepeye veya Çukurdan çukura mesafeye bakılır. Şimdi bakıyorsun görsele. Görsele baktığımızda burada bir dalga hareketi görüyoruz. Öyle değil mi? Hemen bu dalga hareketinde ardışık iki dalga tepesi veya ardışık iki dalga çukurunu seçiyorsun. Mesela ardışık iki dalga tepesini seçtim. İkisi arasındaki mesafeyi ölçtüğümde bu bana dalga boyunu verir. Veya dalganın şekline göre bazen çukurdan çukura dalga boyunu göstermek daha kolaydır. O yüzden bir tane çukur noktası seçersin. Daha sonra karşına çıkan ilk çukur noktasıyla arasındaki mesafe yine bize dalga boyunu verir. Ancak şu hataya kesinlikle düşmüyorsun. Bakın mesela ben burada bir dalga hareketi şöyle göstereyim size. Daha sonrasında bu da bizim denge konumumuz olsun. Ben buradan bir çukur seçtim, bir de buradan çukur seçtim. Öyle bir şey yapamazsın. Ardışık iki dalga çukurunu seçmen gerekir. Yani buradan bir çukur seçtiysen karşına çıkan ilk dalga çukuruna bakıyorsun. Orayı seçiyorsun ve bu ikisi arasındaki mesafe bize dalga boyunu verir. Aynı şeyi tepeden tepeye de yapabilirsin. Mesela burada bir tepe noktası seçtin. Bakıyorsun karşına ilk çıkan tepe noktası burası. O zaman ikisi arasındaki mesafe yine bize landayı verir. Yani dalganın görseline göre hangisi kolayına gidiyorsa tepeden tepeye veya çukurdan çukura dalga boyunu belirtirsin. Şimdi karşımıza bir soru geliyor. Hemen dalga boyunu pekiştirelim. Dalga boyu dediğimiz kavram nasıl bulunuyor? Hemen buraya bakıyoruz. Şekildeki periyodik dalgaların ardışık 3 dalga tepesi arasındaki uzaklığı 12 santim olarak bize verilmiş. Buna göre periyodik dalgaların dalga boyu ne kadardır? Şimdi bakıyoruz buraya. Görsele baktığımda bakın burada bir tepe var bir tepe daha var. Bir tepe de burada var. Öyle değil mi? Dalga boyunu nasıl ölçüyorum ben tepeden tepeye? Tepeden tepeye buradaki mesafe nedir? Dalga boyu kadardır. Ardından bakıyorum. Bir tane daha tepeden tepeye var. O zaman burası da dalga boyu kadar bir mesafeye sahiptir. E soruya baktığımda bana verdiği aralıkta iki tane dalga boyu var. Öyle değil mi? Yani iki tane lambda eşittir neye denk geliyormuş? 12 santime denk geliyormuş. Buradan lambda eşittir ne kadar gelir? 6 santim olarak gelir. Yani dalga boyu 6 santimmiş. Cevabımız Bursa olacak. Oldukça basit bir soru. Yani burada öğrendiğimiz kavramı pekiştiriyoruz. Tabii ki de ilerleyen derslerimizde yazılı hazırlık derslerimizde daha sert, daha sıkıntılı sorulardan da bahsedeceğiz. Ancak şu andaki amacımız konuyu iyi öğrenmek, konuyu kavramak, dalga boyu denilen kavramı kafamızda iyi bir yere oturtmak. Hemen geçelim bunu. Periyot ve frekans kavramlarına bakalım. Bir tam dalganın oluşabilmesi için geçen süreye biz periyot diyoruz. Ve parantez içinde büyük T yazıyorum. Çünkü periyot büyük T harfi ile gösterilir. Bir tam dalganın oluşması için geçen süredir periyot. Periyot kavramını biz fizikte bazı konu başlıklarında tekrar tekrar göreceğiz. Periyotu mesela günlük hayatımızda da kullanıyoruz. Biz günlük hayatımızda periyot kavramını nasıl kullanıyoruz biz? Bir tam turun atılması için geçen süredir bir tam tur nasıl atılır? Mesela başladığın yere tekrardan döndüğünde bir tam tur atarsın öyle değil mi? Mesela beden eğitimi dersinde öğretmenin sana der ki bir tur at gel bakayım der. Bir tur atıp geldiğinde ne yapmış olursun? Tekrardan başladığın noktaya geri gelmiş olursun. Yani bir tam turu atman için geçen süreye periyot denir. Biz bunu dalgalara uyarlayacak olursak bir tam dalganın oluşabilmesi için geçen süreye biz periyot diyoruz. Periyot T harfi ile gösterilir ve periyot bir süre olduğu için fizikte süreyi ifade ederken hemen 9. sınıfı hatırlıyorsun saniyeyi kullanıyoruz. Bir saniyedeki dalga sayısına ise biz frekans diyoruz ve frekans F harfi ile gösterilir. Birimi 1 bir bölü saniyedir. Gençler tanımlara çok dikkat edin bak. Periyot diyor ki sana bir tam dalganın oluşması için geçen süre. Frekansa bakıyorum. Bir saniyedeki dalga sayısı. Şimdi bu kavramlar tanım olarak da dikkat edersen eğer birbirinin tersidir. Yani birbirinin tersi olduğu için mesela frekans verildiyse bize diyelim ki frekansı biliyorsun. Bir bölü frekans yaparak periyoda ulaşabilirsin. Veya periyot biliniyor. 1 bölü periyot yaparak frekansa ulaşabiliriz. Zaten içler dışlar çarpımı yaparak gösterelim. Periyot ve frekansın çarpımı 1'dir. Biri diğerinin tersidir frekans ve periyottan bir tanesi verildiyse ters çevirerek ötekini rahatlıkla bulabiliriz. Şimdi çok önemli dediğimiz bir kavram var. Çok dikkatli bir şekilde okuyalım. Yorum sorularını çözmemiz için bize oldukça kolaylık sağlayacak bir bilgi. Frekans ve periyot sadece dalganın kaynağına bağlıdır. Kaynak değişmediği sürece frekans ve periyot değişmez. Bakın burası önemli. Yani frekans ve periyodu belirleyen şey ortam değildir. Ortam değişse de frekans ve periyot değişmez. Frekans ve periyot yalnızca kaynağa bağlıdır. Mesela buradaki dalga hareketine baktığımızda bu dalga hareketi şu anda bakın buradaki titreşim hareketi sonucunda oluşuyor. Şu anda bu harekette bizim kaynağımız nedir? Buradaki elin titreşmesidir öyle değil mi? Buradaki elin titreşmesine bağlıdır frekans ve periyot kavramları. Yani kaynak değişmedikçe frekans ve periyot asla değişmez. Şimdi geçelim burayı da hemen karşımıza bir soru geliyor. Soruyu yorumlayalım. Bir dalga hareketinin genlik zaman grafiği şekilde verilmiştir. Buna göre dalga hareketinin periyotu ve genliği diyor ki bize SI birimleri ile hangisinde doğru verilmiştir. Hemen bakıyoruz. İlk önce genlik dediğimiz kavramdan bahsedelim. Genlik dediğimiz kavram bizim denge noktasına olan en uzak olduğumuz yerdir. Yani şu anda bakın burada denge noktamız O noktası. Denge noktasına şimdi dalganın bakıyorsun en uzak olduğu yer ne kadar? 6. O yüzden genliğimiz nedir? 6 metredir. Hemen 6 metre, 6 metre, 6 metre hemen seçeneklerde direkt eleme işlemimizi gerçekleştirelim. Daha sonrasında bize diyor ki periyodu ifade et diyor. Hemen periyodu ifade edelim. Periyot nedir? Bir tam dalganın oluşması için geçen süredir. Ya da bir tam turun atılması için geçen süredir. Şimdi buradaki dalga hareketine baktığımızda O'dan yukarıya doğru başlıyor öyle değil mi? Bir tam tur atıldığında ne olması gerekir? Tekrardan O'dan yukarıya doğru çıkması gerekir. Burada O'dan yukarıya doğru ilk kez çıktığı nokta neresidir? Hemen bu noktaya gidiyorum. Bakın şu anda buradaki süreyi bulursam ben periyodu bulmuş olurum. Hemen bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane parçaya 12 saniye demiş. Demek ki bunların her biri nedir? 2, 2 artıyordur. 2, 4, 6, 8, 10 ve 12 şeklinde yazarım. Şu anda benim periyodum ne kadar oldu? 8 saniye oldu öyle değil mi? Mesela bize frekans sorulsaydı ne diyecektik biz? Frekans ve periyot birbirinin tam tersidir. O yüzden frekans da nedir? 1 bölü 8'dir. Soruda sorulmuyor ancak frekansı da 1 bölü 8 olarak belirtelim. Bakın periyot kavramı oldukça basit. Bir tam turun atılması için geçen süre ya da bir tam dalganın oluşması için geçen süre. Bakıyorsun dalga hareketine. O noktasından İlk kez yukarıya çıktığı bölge burası, ikinci kez çıktığı yeri arıyorum o noktasından yukarıya. Bakın burası ne kadar zaman geçti? 8 saniye. Oldukça basit bir kavram. Hemen bir sonraki sayfaya bakalım. Uzanım zaman değişim grafiği yukarıdaki verilen periyodik dalga ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Genliği 4 santimdir demiş. Genlik dediğimiz kavram, bakın bir kez daha söylüyorum... O noktasına dalganın en uzak olduğu uzaklıktır genlik. Şu anda O noktası bakın burası. O noktasına dalganın en uzak olduğu mesafe ne kadar? 4 metre. Bu yüzden genliği de ne kadardır? 4 metredir. Hemen birinci öncüle tik işaretimizi atıyoruz. Periyodu ne kadardır? 8 saniyedir diyor. Bakalım periyodu 8 mi? Bir tam dalganın oluşabilmesi için geçen sürene kadar 8 saniye o yüzden periyodu ne olacaktır 8 saniye olacaktır 1 saniye anında uzanımı 4 santimdir demiş hemen bakalım bakın şurası 2 1 saniye anına geldiğimde 1 saniyede uzanımımız bakın 4'ten daha az bir değer öyle değil mi yani uzanım dediğimiz kavram aslında o noktasına olan uzaklığımız o noktasına maksimum uzaklığımız bize genliği verir. O noktasına olan herhangi bir uzaklığımız ise uzanımı verir. E bir saniye anında buradaki değerin 4'ten daha küçük olması gerekir. O yüzden 3 numaralı bilgi yanlış oldu. Cevabımız yalnızca 1 ve 2 olacak. Hemen bir sonraki sayfaya bakalım. Dalganın ilerleme hızı dediğimiz kavramı görüyoruz. Bir dalganın Birim zamanda aldığı yola dalganın ilerleme hızı denir. Dalganın ilerleme hızı V harfi ile gösterilir. Aslında dalganın ilerleme hızı bize çok uzak olan bir kavram değildir. Hemen bu kavramı şöyle basitçe bir tanıyalım x eşittir v çarpı t'yi duymayan yoktur öyle değil mi? x dediğimiz şey nedir? Mesafe. Dalgalarda biz mesafeyi nasıl tanımlıyoruz? Tepeden tepeye ya da çukurdan çukura dalga boyu olarak tanımlıyoruz öyle değil mi? O yüzden burada mesafe yerine dalga boyu yani lambda'yı yazabilirsin. Yayılma hızı v kadar ve bir dalga yani tam bir dalga oluştuğunda geçen süreye ne denir? periyot denir. Buraya da periyot kavramını yazarsın. E buradan V'yi tek başına çıkardığımızda V'yi tek başına aldığımızda V eşittir ne kadar gelecek? lambda bölü T kadar gelecek. E T'nin de 1 bölü f olduğunu düşünürsek V eşittir lambda çarpı F şeklinde yazılabilir. Yani dalgaların yayılma hızı V eşittir. Lambda çarpı F şeklinde bulunur. En çok kullanılan denklemi bu olduğu için bunu kutu içerisine aldım. Yoksa biz lambda bölü T şeklinde de yine dalgaların yayılma hızını buluruz. Zaten aynı şeyler. Dalganın hızı sadece ortama bağlıdır. Ortam değişmediği sürece dalganın hızı değişmez. Kaynaya bağlı değildir. Bakın kaynağa bağlı olan neydi? Periyot ve frekans. Dalgaların yayılma hızı kaynağa bağlı değil, sadece ortama bağlıdır. Şimdi şöyle düşün. Mesela elimizde bir kaynak var. Bir su dalgası oluşturuyor görselde gördüğünüz gibi. Biz bu kaynağı söktük. Başka bir kaynak koyduk. Buradaki su dalgasının yayılma hızı değişir mi? Değişmez. Ortam değişmediği sürece. Yani buradaki yayılan su dalgası mesela ortamın değişmesinden kastı ne? Daha derin bir su olursa veya daha alçak olursa yani ortam değişirse dalgaların yayılma hızı da değişir. Yayılma hızı sadece ortama bağlıdır. Ancak ortam değişmiyorsa, kaynak değişiyorsa dalgaların ilerleme hızı falan kesinlikle bunlar değişmez. Hemen geçelim. Karşımıza bir soru geliyor. Diyor ki bir dalga kaynağı 3 saniyede 60 periyodik dalga üretebilmektedir. Bu dalgaların hızı 40 santim saniye olduğuna göre dalga boyu kaç santimdir diye bize sorulmuş. Hemen bakalım. Sor verdiği bilgilerden yola çıkarak bize hızla ilgili bir bilgi verilmiş. Ben biraz önce hız kavramını öğrendim. Hızı v eşittir lambda çarpı f şeklinde tanımlayabiliyorum. Şimdi buraya baktığımda hız verilmiş ne kadar? 40. Daha sonrasında lambda verilmiş mi? Hayır. Bize zaten soruda lambda soruluyor. E burada frekansı bulursam ben rahatlıkla bu soruyu çözebilirim. Öyle değil mi? Bir dalga kaynağı 3 saniyede 60 periyodik dalga üretiyormuş. Bakın 3 saniyede 60 tane dalga üretiyormuş. 1 saniyede ürettiği dalga sayısına ne deniyor? frekans deniyor öyle değil mi? Biraz önce tanımlamasını yaptık. Bir saniyedeki dalga sayısına frekans denir. Buradan içler dışlar çarpımı yaptığımızda F'yi ne kadar buluyoruz biz? 20 buluyoruz öyle değil mi? Frekansı da burada bulmuş olduk. Frekansı da 20 bulduktan sonra yerine yazarsın. Hızı ne kadarmış? 40. Dalga boyu soruda soruluyor. Frekans ne kadar? 20. Buradan dalga boyunu 2 santim olarak hesaplamış olursun. Sınavda bakın böyle bir soru karşınıza gelebilir. Bilginiz olsun. Hemen geçelim. Uzanım ve genlik kavramlarına. Uzanım ve genlik kavramlarını aslında biraz önce öğrendik. Biraz önce bahsettik. Böyle çok ufak sizlere bahsettim ben. Bir dalganın düşey eksen üzerinde denge konumuna olan uzanımı maksimum uzanım da genliği verir. Şimdi buraya baktığımızda bir dalganın düşey eksen üzerindeki denge konumuna olan uzaklığı diyelim buraya bize uzanımı verir. Maksimum uzanıma da genlik denir. Genlik dalgaların sahip olduğu enerjinin bir ölçüsüdür. A sembolüyle gösterilir ve birimi metredir. Şimdi gençler görsele bir bakalım. Görsele baktığımızda uzanım ve genlik kavramlarından bahsedeceğiz. Şimdi burada dalga bize verilmiş. Bakın dalganın şekli verilmiş. Denge konumu neresi? Her zaman burada O noktası denge konumudur. Bizim bakın bu dikeyde denge konumuna en uzak olduğumuz mesafe bize genliği verir. Yani burada bize genliği soracak olurlarsa bakın buradaki mesafe genlik kadardır. Veya mavi ile gösterelim. Aynı şekilde buradaki mesafe nedir? Genlik kadardır. Genlik uzanımın maksimum olduğu uzaklıktır. Yani denge noktasına bizim dikeyde en uzak olduğumuz mesafe bize neyi verecektir? Genliği verecektir. En uzak değil de herhangi bir uzaklığımız sorulursa ona da uzanım denir. Her ikisinin de birimi nedir? Metredir. Şimdi burada Genlik dediğimiz kavram dalgaların taşıdığı enerjinin bir ölçüsüdür. Bakın bu çok önemli. Genlik dalgaların sahip olduğu enerjinin bir ölçüsüdür. Mesela yazın sahilde kumsalda oturuyorsunuz. Böyle kıyıda ayaklarınıza şöyle küçük küçük dalgalar ayağınıza çarpıyor öyle değil mi? Bakın buraya baktığımızda genliği ne kadar düşük öyle değil mi? Ayağınıza hiçbir rahatsızlık verir mi? Vermez. Canınızı acıtır mı? Acıtmaz öyle değil mi? Ancak Karşınıza böyle mesela sağ tarafa çizelim bunu da. Karşınıza böyle kocaman bir dalga geldiğinde ne olur? Kaçmaya başlarsın öyle değil mi? Sana çarparsa seni savurur atar. Neden? Çünkü bu dalganın genliği daha yüksektir. Genliği daha yüksek olduğundan dolayı taşıdığı enerji daha fazla. O yüzden sıkıntı çıkartabilir. Genlik dalgaların taşıdığı enerjinin bir ölçüsüdür. Burada dalganın yüksekliğine bakıyorsun tamamen. Mesela bir tane dalgamız var. Şöyle olsun. Bir tane dalga ise böyle bu şekilde gösterelim. E tabii ki de sağ tarafta çizdiğim dalganın genliği daha fazladır. Ya da soru da bize bu şekilde bir grafik şeklinde verirse o noktasına dikeyde dalganın en uzak olduğu mesafeye bakıyoruz. Genlikle ilgili ve dalganın taşıdığı enerjinin bir ölçüsüdür. Aklına bu kumsal örneği mutlaka gelsin. Kıyıda şöyle minik minik dalgalar çarpıyorken değil mi? iç rahatsızlık vermez ama kocaman bir dalga çarptığı zaman ne olur? Geriye doğru seni savurur atar çünkü taşıdığı enerji genliği yüksek olduğu için çok fazladır titreşim doğrultusuna göre dalgalara bakıyoruz şimdi titreşim doğrultusuna göre dalgalar enine dalgalar ve boyuna dalgalar olmak üzere iki şekilde sınıflandırılır titreşim doğrultusu ilerleme doğrultusuna dik olan dalgalara enine dalgalar denir şimdi bakın burada ne demek istiyorum ben titreşim doğrultusu ve ilerleme doğrultusu birbirine dik olacak diyorum şimdi burada bir yay dalgası görüyoruz öyle değil mi? Elimizi gergin bir yay üzerinde böyle yukarı aşağı, yukarı aşağı titreştirdiğimizde ne olacaktır? Burada bir dalga hareketi göreceğiz öyle değil mi? Şu anda bizim titreşim doğrultumuz yani titreşimimiz nasıl? Dikey değil mi? Şu anda ben dikeyde titreştiriyorum. Peki benim dalgam nasıl hareket ediyor? Yatayda. Bakın titreşimimiz dikey. Dalga yatayda hareket etti. Aradaki açı kaç derece? 90 derece. Bunlar birbirine dik oldukları zaman biz buna enine dalga diyoruz. Enine dalgaya örnek olarak Deprem dalgaları, yay dalgaları, su dalgaları, elektromanyetik dalgalar, bunların tamamı enine dalgalardır. Elektromanyetik dalga ne demek? Belki ilk kez duyduğumuz bir kavram. Elektromanyetik dalga deyince aklına ışık gelecek. Işık ve ışığın bütün sülalesi elektromanyetik dalga sınıfına girer gençler. Şimdi boyuna dalgalara bakalım. Titreşim doğrultusu ile ilerleme doğrultusu birbirine paralel olan dalgalara boyuna dalgalar denir. Şimdi hemen alttaki görselden aklımızda tutabiliriz. Buradaki yayı böyle sol tarafa doğru çekip bıraktığımızda burada oluşan dalga hareketi de ne olacaktır? Yatayda olacaktır öyle değil mi? Şu anda benim titreşimim yatayda e, dalganın ilerlemesi yatayda bunlar aynı doğrultuda yani birbirine paralel olduğu için biz buna boyuna dalga denir. Boyuna dalgalar deprem dalgaları, yay dalgaları, su dalgaları ve ses dalgaları bunlar boyuna dalgalardır. Bakın ortak olanlar var. Dikkat edelim. <laughs> farklı olanlar da var. Elektromanyetik dalga yani ışık sadece enine dalgadır. Ses dalgası ise sadece boyuna dalgadır. Onun dışında deprem, yay ve su dalgaları hem enine hem de boyuna olabilir. Yani sadece enine oluşturabilirsin. Sadece boyuna oluşturabilirsin. Su dalgaları mesela aynı anda hem enine hem de boyuna dalgalardır. Bakın bunların sınıflandırılması sizlere sorulur. Daha öncesinde üniversite sınavında karşımıza çıkmış bir bilgidir bu. Yani doğrudan hangisi enine, hangisi boyunadır diye sorular geldi. O yüzden çok dikkate alalım. Okuldaki öğretmenimiz de mutlaka buralardan bir soru bize soracak. Çok dikkat ediyoruz. Işık sadece enine dalgadır. Ses dalgası sadece boyuna dalgadır. Onun dışında deprem, yay ve su dalgaları enine olanları da var. Boyuna olanları da var. Yani her iki tarafa da yerleştirebiliriz. Şimdi dalgaları sınıflandırmaya devam ediyoruz. Taşıdığı enerjiye göre dalgalar. Elektromanyetik dalgalar. Mekanik dalga değildir. Yayılabilmeleri için maddesel bir ortama ihtiyaç duymazlar. Öncelikle elektromanyetik dalga ne demek? Hemen Buraya tekrardan yazalım. Işık ve ışığın bütün sülalesi elektromanyetik dalga sınıfına girer. Işığın bütün sülalesi derken mesela kızılötesi ışın, görünür bölge ışınları, yani içerisinde ışın, ışık lafı geçen her şey elektromanyetik dalga sınıfına girer. Onun dışında radyo dalgaları, mikrodalgalar da içerisinde bakın ışık lafı geçmemesine rağmen bunlar da bir elektromanyetik dalgadır. Morötesi ışınlar, X ışınları, gama ışınları bunlar elektromanyetik dalga. Yani elektromanyetik dalga deyince aklına ışık ve ışığın bütün sülalesi gelecek. Işık ve ışın kavramı olan her şey elektromanyetik dalga sınıfına girer. Ancak radyo ve mikro bunların içerisinde ışık ışın lafı geçmiyor ama bu iki tanesini de aklında tutman gerekir. Bunların tamamı ışıktır. Bu yüzden ışık hızında hareket ederler ve yayılmaları için maddesel bir ortama ihtiyaç yoktur. Yani bu adamlar boşlukta da yayılabilirler. Boşluktan kastımız mesela uzay boşluğu öyle değil mi? Güneşten gelen ışınlar uzaydaki boşluğu geçerek dünyaya ulaşabiliyor. Demek ki ışığın yayılması için maddenin olduğu bir ortama ihtiyaç yok. Boşlukta da yayılabilir. Mekanik dalgalara gelelim şimdi. Mekanik dalgalar maddesel ortamın titreştirilmesiyle enerji iletimi sağlayan dalgalara mekanik dalgalar denir. Mekanik dalgaları örnek olarak su, deprem, ya ses dalgaları bunlar mekanik dalgalardır ve mekanik dalgaların yayılabilmesi için gençler maddesel ortama ihtiyaç vardır. Yani maddenin olmadığı uzay boşluğu gibi ortamlarda bu dalgaların yayılabilmesi mümkün değildir. Mesela ses dalgaları demişiz, mekanik dalgalardır. Şimdi uzay boşluğunu düşünün. Uzay boşluğu neden sessizdir? Çünkü uzay bir boşluk içerisinde madde yok. Ses dalgasının yayılabilmesi için maddeye ihtiyaç vardır. Bu yüzden ses dalgaları maddenin olmadığı ortamlarda yayılamazlar. Tüm mekanik dalgalar yayılabilmek için maddesel bir ortama ihtiyaç duyarlar. Şimdi bir sonraki sayfaya baktığımızda ise biz dalgaları titreşim doğrultusu ve taşıdığı enerjiye göre başlıklandırdık. Yani iki şekilde inceledik. Titreşim doğrultusuna göre enine dalgalar ve boyuna dalgalar. Enine dalgalarda bakın elektromanyetik yani ışığa dikkat etmen gerekiyor. Işık yani elektromanyetik dalga sadece enine dalgadır. Boyuna dalgalara baktığımızda ise ses sadece boyuna dalgadır. Onun dışında deprem, yay, su dalgaları bunların enine ve boyuna olanları da vardır. Ardından diğer sınıflandırmamıza geçiyoruz. Bir de biz dalgaları taşıdığı enerjiye göre sınıflandırdık. Mekanik dalgalar deprem, yay, su, ses gibi dalgalardır. Bu adamların yayılabilmesi için maddesel ortama ihtiyaç vardır. Yani uzay boşluğunda yayılamazlar. Elektromanyetik dalgalar bak tekrardan unutma diye ışık, ışık, ışık diye her yere yazacağız. Yayılabilmeleri için radyo mikro kızılötesi, X ışını, gama ışını gibi dalgaların yayılabilmesi için Maddesel ortama ihtiyaç yoktur. Maddesel ortamın olmadığı uzay boşluğu gibi ortamlarda da yayılabilirler. Şimdi ellerimi kaldırıyorum. Bu sayfanın mutlaka bir ekran görüntüsünü alın. Burası aslında bir özet. Bakın buradaki tabloya bakarak dalgaları titreşim doğrultusuna göre taşıdığı enerjiye göre rahatlıkla sınıflandırabiliriz. Bakın ayrı ayrı sınıflandırmalardır. Karıştırmayalım. Yani elektromanyetik hem burada var, hem burada var, o orada var, bu burada var. Kafanız karışmasın dalgaları titreşim doğrultusuna göre iki şekilde sınıflandırdık. Sonra taşıdığı enerjiye göre ayrı olarak tekrardan iki başlık altında sınıflandırmış olduğu. Şimdi bir sonraki sayfada bir soru geliyor karşımıza. Yukarıda taşıdığı enerjiye göre dalgaların sınıflandırılması verilmiştir. Buna göre hangi dalga yanlış sınıflandırılmıştır? Tabii ki de hemen gözümüze batıyor öyle değil mi? Tabloya tekrardan baktığımızda bakın burada Gama ışınının bizi rahatsız etmesi lazım. İçerisinde ışık, ışın lafı geçtiği zaman bu nedir? Bir elektromanyetik dalgadır. Elektromanyetik dalga aslında ışığın havalı bir söylemidir. Yani ışın, ışık demek elektromanyetik dalga demektir. Işının sağ tarafta olması gerekir ve elektromanyetik dalgaların yayılması için maddesel ortama ihtiyaç yoktur. Bu yüzden gama ışınını sağ tarafa alacağız. Yanlış sınıflandırılmış cevabımız ne olacak? Bursa seçeneği olacak. Şimdi konu biterken bugün neler bahsettik? Neleri öğrendik? Hemen bakalım. Bugün biz temel kavramları öğrendik aslında gençler. Yani dersimiz böyle sözel ağırlıklı olmuş olabilir. Yani bazı arkadaşlarımız böyle sözel kavramların üzerinde çok durulduğu zaman haklı olarak tabi okuldaki öğretmen de genellikle sayısal sorular sorduğu için böyle buraları önemsiz boş bilgiler olarak falan görüyor olabilir ama kesinlikle böyle değildir. Karşınıza birçok sınavda burada öğrendiğimiz temel kavramlar gelir. Okulda da mutlaka dalgalarla ilgili sınavlarda, test sorularında boşluk doldurmalarda veya klasik sorularda mutlaka bugün öğrendiğimiz basit bilgiler temel kavramlar karşına çıkacak. Titreşim ve dalga kavramını öğrendik. Titreşim neydi? İki nokta arasında gidip gelme hareketine biz titreşim diyoruz. Dalga neydi? Titreşim hareketi sonucunda Ortamda şekil değişikliği ortam boyunca aktarılıyorsa, enerji aktarılıyorsa buna dalga denir. Şuna dikkat etmen gerekiyor yalnız, her titreşim bir dalga değil. Dalga tepesi ve dalga çukuru kavramını öğrendik. Hemen basitçe çizelim. Burada dalgamızı çizdiğimizde burası nedir? Dalga tepesidir. Burası nedir? Dalganın çukurudur. Oldukça basit bir kavram. Daha sonra dalga boyu kavramını öğrendik. Dalga boyu kavramında ise hemen dalgamı çiziyorum. Ardışık iki dalga tepesi veya Ardışık iki dalga çukuru arasındaki mesafe nedir? Dalga boyudur ve burada gördüğün gibi lambda ile gösterilir. Periyot ve frekans bunlar birbirinin tam tersi gençler. Periyot dediğimiz kavram bir tam dalganın oluşması için geçen süredir. Frekans ise bir saniyedeki dalga sayısıdır. Birbirinin tersi tanımlar. Mesela periyot verildiyse 1 bölü periyot yaparak frekansı bulabilirim. Veya frekans verildiyse 1 bölü frekansla periyoda geçebilirim. Dalgaların ilerleme hızı. Dalgaların ilerleme hızı dediğimiz kavram neydi? V eşittir. Lambda çarpı F ile bulunan bir kavram ve genellikle ikinci dönemin ilk yazılı sınavında dalgaların ilerleme hızı ile ilgili bir soru görürsün. Yani mutlaka buradan bir soru gelir. Dikkat et matematiksel işlemli bir soru gelecekse zaten yani konu gördüğünüz gibi sözel ağırlıklı bir konu. Tek bir yerde hesap kitap yaptık o da dalgaların ilerleme hızı. O yüzden buradan bir soru karşına gelebilir ve biz bunu rahatlıkla çözeriz zaten. Çünkü dalga boyu dediğim kavramı öğrendim. Tepeden tepeye ölçüyorum dalga boyunu buluyorum frekansta neydi? Periyodun tam tersiydi. Burada yerine yazdığımda ikisini çarparak ben dalganın ilerleme hızını bulabilirim. Uzanım ve genlik kavramları. Uzanım ve genlik kavramları neydi? Yani bizim dikeyde denge noktasına en uzak olduğumuz mesafe nedir? Genlik. Kafanda canlanmıyorsa hemen çizerek göstereyim ben sana. Mesela burada bir dalga var. Şöyle dalgamızı çizelim. Yanında da böyle bir dalga var. Hangisinin genliği daha fazladır? Sağ taraftakinin genliği daha fazladır öyle değil mi? Denge noktasına dikeyde en uzak olduğu mesafe sağ tarafta daha fazla. Ve uzanın ve genlik bize neyi gösteriyor? Dalganın taşıdığı enerjiyi gösteriyor. Hatta ne demiştik biz? Genliği fazla olursa yani böyle kocaman kocaman dalga üzerimize doğru gelirse bizi savurur, atar. O Kilios'ta, Şile'de denize girdiğin o yaz aylarını hatırla. O kocaman kocaman dalgalar üzerine geldiğinde ne oluyor? Savurup atıyor seni. Çünkü enerjisi çok fazla. Ve son olarak Dalgaları sınıflandırdık. Dalgaların sınıflandırılması ile ilgili size ekran görüntüsünü alın dediğim tablo oldukça yardım edecektir. Bakın buranın da fotoğrafını çekebilirsiniz isterseniz. Burada da şöyle konuyla ilgili temel kavramları küçük bir toparlamış olduk. Şimdi sizleri ödüllü soruyla baş başa bırakıyorum. Ödüllü sorunun cevabını mutlaka yorumlara yazın gençler. Kendiniz çözmeye çalışın birazcık uğraşın. Yorumlara mutlaka ödüllü sorunun cevabını yazın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.